Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Yeni Dünya'dan hepinize merhabalar. Bugün Yeni Dünya'da Çin'de başlayan iki toplantıyı konuşacağız. 4 Mart'ta başladı, 11 Mart'ta bitecek. İki toplantı nedir? Önemi nedir? Neden bu programda bunu konuşacağız? Onları da program içerisinde size iletiriz. Çok değerli bir konuğumuz var. Çin Medya Grubu Türkiye muhabiri Sayın Ying Zhao bizlerle olacak ve iki toplantı ve Çin'in yönetimiyle ilgili merak ettiklerimizi cevaplayacak. Hoş geldiniz Sayın Ying Zhao. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Düzeltiyorum. 4 Mart'ta Çin'de iki toplantı başladı. 11 Mart'a kadar devam edecek. Çin'in en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi toplanıyor. Aynı zamanda Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı da yine yapılıyor. Böylece 5000'in üzerinde yetkili bir araya gelip hem geçen dönemin raporunu alıyorlar hem de gelecek Çin politikalarını belirliyorlar burada. Öncelikle ben size şunu sorayım. Çok da bilmiyoruz biz Türk milleti olarak Çin'in nasıl yönetildiğini. Şimdi Çin Ulusal Halk Kongresi dediğimiz şey yapısı nedir? Bir de bu danışma konferansı ne şekilde yapılıyor? Bize biraz açıklarsanız seviniriz. Teşekkür ederim. Şimdi iki toplantı derken yani iki toplantı nedir? Yani nasıl bir sistem derken bu çok nasıl söyleyebilirim? Bu çok büyük bir soru. Ve şöyle yani şu açıdan söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Çin'de Bahar Bayramı var. Çin'de Bahar Bayramı yani Çin'in geleneksel en önemli bir bayram. Bu aynı zamanda Çinliler için en önemli bir geleneksel takvimi. Aynı zamanda Çin'de de siyasi takvimi var. Ve siyasi takvimindeki en önemli olan tarih de Mart ayı. Niye? Çünkü Mart ayında iki toplantı düzenleniyor. Ve bu iki toplantı Çin'in en yüksek yasama ve danışma organlarının yıllık toplantıları olarak biliniyor. Ve bu iki toplantıdan biri olarak Çin Ulusal Halk Meclisi yıllık toplantısı, diğeri ise Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın yıllık toplantısı. Ve bu iki toplantı Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğundan beri hep düzenleniyor ve ilk zamanlarda bu iki toplantı farklı zamanlarda düzenleniyordu ve yanlış hatırlamıyorsam 1959 yılından itibaren bu iki toplantı eş zamanlı olarak düzenlemeye başlandı ve genel olarak Mart ayında yani biraz önce söylediğiniz yani bu sene 4 Mart'a başladı ve genel olarak 3 veya 4 Mart'a başlar ve yani 14 Mart'a kadar veya 15 Mart'a kadar sürer. Bu sene biraz yani kısaltıldı günler olarak ve sadece yani 11 Mart'a kadar düzenlenecek ve geçen sene biliyorsunuz bu salgından dolayı iki toplantı geç düzenlendi. Yani o 21 Mayıs'ta başladı ve sadece 3 gün sürdü. Bu sene ise yani Çin'de salgı tamamen yani yok ettik demiyoruz da ama şu an Çin'deki salgın durumu hemen hemen yani artık tek haneli olarak söyleyebiliriz bu vakaların sayısı. Bu yüzden bu sene biz artık yani eski normal şöyle diyebiliriz normal hayale döndük ve yine Mart ayında düzenlemeye başladık. Ve Çin Ulusal Halk Meclisi ne demek diyorsunuz? Çin Ulusal Halk Meclisi şöyle diyebiliriz. Yani tabii ki Çin'de üst düzey yasa otoriteye sahip en yüksek yasama organı öyle diyebiliriz. Ve bu meclis anayasa değişikliği, kanunların düzenlenmesi görevlerini yürütüyor. Aynı zamanda kritik görevlerde olan devlet yetkililer veya belediye yetkililer ama çok önemli olan yetkililer onların atama ve azletme ile ilgili bu işler yapılıyor.
Ve kısaca olarak yani Çin'in şöyle diyebiliriz, ekonomik ve toplumsal gelişimini ilgilendiren kritik bütün konular. Yani bu toplantıda konuşuluyor, tartışılıyor ve karar veriliyor. Ve Çin Ulusal Halk Meclisi üyeleri bu toplantıda halkının talepleri üzerine hazırladıkları bu karar taslakları sunuyor, paylaşıyor ve bu taslaklar değerlendirildikten sonra üyeler tarafından onay alabilirse ilgili kanun yönetmelik maddelerini dahil edilir. Şimdi bir şey Ve soracağım Sayın Cao, pardon kestim ama daha yavaş yavaş ilerleyelim isterseniz anlaşılır olmak açısından. Şimdi tamam. Çin Halk Cumhuriyeti ÇKP, Çin Komünist Partisi tarafından yönetiliyor. Hükümetin de en büyük yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi. Burada hem devlet yetkilileri hem büyük belediyelerin liderleri, önderleri buraya katılıyor dediniz. Peki Çin Halk Siyasi Danışma konferansına katılan delegeler nereden geliyor? Yanılmıyorsak onların sayısı çok daha fazla ve ülke çapında bütün bölgelerden geliyorlar galiba. Şimdi şöyle yani Çin Ulusal Halk Meclisi üyeleri onlar sadece biraz önce söylediğiniz bu devlet yetkilileri, belediye yetkilileri değil. Aynı zamanda yani Çin'de farklı çevreler, alanları kapsayan yani bütün daha doğrusu yani düşünebildiğimiz bütün alanları, çevreleri kapsayan nasıl diyebilirim? Yani bütün çevrelerden gelen temsilciler var, öyle diyebiliriz. Ya sadece yetkililer değil, yani bir çevrede ismi duyulmuş isimler var. Ama bunlar tabii ki yani halk tarafından seçiliyor ve halk taleplerini bu mecliste, bu daha doğrusu meclisin yıllık toplantısının halkın talepleri sunuyor ve ilgili sıkıntılar, sorular tartışılıyor. Ve biraz önce söylediğiniz bu Çin Ulusal Halk Meclisi'nin dışında tabii ki bir organ daha var. Biz ona Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın üyeleri ise biraz farklı. Niye? Çünkü onlar bu meclis üyesi gibi doğrudan seçimle seçilmiyor. Onlar bu kongre üyeleri veya üyeleri dahi olmak üzere başka mesela toplumsal topluluklar, halk toplulukları, farklı partilerin üyeleri tarafından seçiliyor. Onlar yani şöyle diyebiliriz, doğrudan halk tarafından seçilmek değil, onların bu halk toplulukları ve farklı partilerin tarafından yani seçiliyor, öyle diyebiliriz. Peki Li Keqiang Başbakan toplantının başında geçen 5 yılın raporunu sunuyor yanılmıyorsak ve bu toplantıda şu anda yapılan toplantıda da önümüzdeki 5 yıllık planın şekilleneceği söyleniyor. Li Keqiang'ın raporunda neler vardı ve bu toplantıda bu seneki iki toplantıda Çin'in gündemine bunları da aktarmanızı rica ediyoruz. Evet, bu sene tabii ki iki toplantı yapılıyor. Şu an Çin'de yapılıyor, Pekin'de yapılıyor ve özellikle bu sene 13. Çin Ulusal Halk Meclisi 4. toplantısı yapılıyor. Ve bu 4. toplantısı dün başladı ve dündeki toplantıda Çin'in başbakanı Li Keqiang sundu. Bu 2020 yıllık çalışma raporunu sundu. Ve bu raporda ilk olarak bizim başbakanımız yıllık raporu söylediğinde önce geçen seneki bütün çalışmaları özetle gözden geçirdi. Ve gözden geçirdiğinde tabii ki önemli birkaç nokta var. Birinci olarak
Şöyle dedi, yani Çin 2020 yılı başarıyla geçirdi diyor. Çünkü biliyorsunuz yani sadece Çin değil, geçen sene yani bu 2020 yılı dünya ülkeleri için zor bir sene oldu. Çünkü COVID-19 salgınla mücadele ediyoruz. Sadece bir ülke değil, bütün dünya ülkeleri bu salgınla mücadele ediyor. Çin ise tabii ki bu salgından çok etkilendi ve geçen sene biz yaptığımız 2 Mayıs ayında yaptığımız iki toplantıda uzun zamandır ilk defa biz yıllık büyüme hedefi koymadık. Çünkü geçen sene gerçekten yani salgından çok etkilendik. Buna rağmen dün bu başbakanın yaptığı raporunda geçen sene büyüme yani Çin'in büyüme oranı yine 2,3'e kadar ulaştı. Yani şey bu da çok nadir dünya çapında pozitif ekonomi büyümesi açısından pozitif çıkan nadir ülkelerden biri olduğu için yani Türkiye'de de böyle hem Çin hem Türkiye geçen sene hep şey ekonominin büyümesinde artış görüldü Ekonomi ve haberlerine de bu şekilde yansıdı Bayan Cao. Dendi ki Türkiye ve Çin büyüdü sadece pandemide diye. Ekonomi gazetelerinde de hep bu iki ülkenin adı geçti. evet. Gerçekten böyle. Yani bu sadece Çin için değil, Türkiye için de öyle düşünüyorum. Gerçekten yani bu salgın dönemi için ekonomi yine yükseliş görülmesi çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ve Çin Başbakanı Li bu toplantıda, yani dünkü toplantıda daha doğrusu rapor sunduğunda özellikle 2020 yılını gözden geçirdiğinde çok önemli bir nokta daha var. Yani Çin'deki bu yoksullukla mücadele çalışmasından bahsetti. Çünkü biliyorsunuz Çin nüfusu 1 milyar 300 milyon bir ülke. Nüfus çok büyük. Onun dışında Çin yani hala gelişmekte olan ülkelerden biri. Yani bizim ekonomi büyümesi konusunda iyi de ama temel yine zayıf olduğu için tabii ki yani yoksullukla mücadele çalışması bizim için hem de zor bir çalışma aynı zamanda da şey bizim için de yani mutlaka bu nasıl diyebilirim orta hali refah toplumunun gerçekleştirilmesi için mutlaka çalışmamız gereken bir alan bir konu ve şimdi Çin yani hükümet bu yıllık raporunda şey dedi Çin'in yoksullukla mücadele konusunda büyük zafer kazandığını belirtti ve bu konuda biraz yani uzun söylemek istiyorum. Çünkü yani gerçekten Şubat ayında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping düzenlenen bir toplantıda da Çin'in kırsal bölgelerinde mutlak yoksul nüfusunun tamamen sıfıra indirildiğini ilan etti. Yani belki bilmiyorum merak ediyor musunuz? Yani mutlak bu yoksul nüfus ne demek? Belki tabii ki yani şey bu gelir seviyesinin ne kadar altında olan insanlar bu mutlak nüfus sayılıyor. Çin'de şöyle diyebiliriz. Bu hükümetin yıllık gelişim standartlarına göre belirlenen yani kurallar var. Ama biz basit olarak şunu söyleyebiliriz. Yani bunu ölçebilen 5 kural var içinde. Yani yemek, giymek, zorunlu eğitim, temel sağlık sigortası ve barınak. Yani bir kişi yiyebildiği bir şey, yiyebildiği yemek varsa, yani giyebildiği elbise varsa, ya zorunlu eğitim görebilirse, temel sağlık sigortası ve barınabildiği bir ev
bir ev varsa, yani demek ki bu kişi kesinlikle yani mutlak yoksul değil, öyle diyebiliriz. Ve bu yılın Şubat ayına kadar kırsal, Çin'in kırsal bölgelerindeki 98 milyon yoksul nüfus tamamen yoksulluktan kurtuldu. Ya bu ne demek? 8 yıldır, yani adı ardına gelen 8 yıldır her yıl 10 milyondan fazla nüfus yoksulluktan kurtarıldı. Bu nüfus, yani 10 milyon her sene 10 milyon nüfusu bu yoksulluktan kurtuldu. Ve bu nüfusu ortak büyüklükteki bir ülkenin nüfusu demek ki. Yani Zaten biz şunu Çin'in biliyoruz Türkiye'de, pardon kestim, biz şunu biliyoruz Türkiye'de zaten, Çin devleti yoksulluğa savaş açan şu anda dünyadaki tek devlet. Yani düşman olarak yoksulluğu karşısına koyan tek devlet. Yıllardır bu konuda da kararlılıkla mücadele ettiğini biliyorduk. Demek sonuç verdi bu savaşın neticesinde. evet, işte Şubat ayında çok iyi bir sonuç aldı. Yani Çin'de bu mutlak yoksul nüfusu tamamen sıfıra indirildi. Ve bu da aynı zamanda orta hali refah toplumunun gerçekleştirilmesi için bir ön koşul. Yani bu yüzden Çin'de şu an herkes konuşuyor, tartışıyor. Yani belki Çin artık bu sene orta hali refah topluma yani böyle bir hedefe ulaşabilir. Ve yani bir cümle daha eklemek istiyorum. Dünya Bankası'nın uluslararası yoksul standartına göre Çin'in yoksul nüfusunun azalması küresel yoksul nüfusunun azalmasının %70'ini oluşturdu. Yani bu yüzden bu yoksullukla mücadele konusunda düşünüyorum sadece bir Çin'in bir başarısı değil, aynı zamanda bir dünya başarısı sayılıyor. Ve tabii ki bu başarılar iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin büyük çabası sayesinde gerçekleştirildi. Ve Çin Komünist Partisi biliyorsunuz bu sene artık kuruluşunun 100. yıl dönümü. Ve Çin Komünist Partisi'nin ilk kurulduğu zamanlarda zaten böyle bir hedef vardı. Yani Çin Komünist Partisi ilk kurulduğunda yani Çin halkının mutluluğu için, onların çıkarı için çalışmaya ve savaşmaya hedefliyordu ve Çin Komünist Partisi sözünü tuttu ve 100 yıldır bu hedefi gerçekleştirmek için sürekli çaba gösteriyor. Ve şimdi bunu söyleyince aklıma bir şey geldi. Ben birkaç gün önce bir Çin dizisi seyrettim. Yani bu dizisi tam Çin'in kırsal bölgelerindeki bu yoksullukla mücadele çalışması ile ilgili bir hikaye anlatıldı dizide. Ve bu dizide bu 90'lı yıllarda yani hala çok yoksul kırsal bölgelerden bir köyde yaşayanların devletin teşvik politikasıyla kendi kaderlerle nasıl mücadele ettiklerini anlattı. Yani hükümet köylülerin bulunduğu yerin coğrafi ortam koşullarına göre bu yere uygun olan tedbirler aldı. Yani hükümet yoksullukla mücadele etmek için onlar farklı yerlerde farklı yani isabetli tedbirler aldılar. Ve mesela yani hükümet insanların oradaki mesela kırsal bölgelerindeki yoksul nüfusları zenginleştirmek için tarımsal teknoloji ve ticari fırsatları sağlarken zengin olan sahil kentlerden belediye yetkilileri bu yoksul bölgelere atayıp köylülerin gelişmiş yerlerin başarı deneyimlerini getirmesini istedi. Ve bunun dışında yoksul bölgelerde yaşayanları gelişmiş bölgelere gidip iş bulmaları teşvik edilirken
Gelişmiş yerlerde yaşayanlar da bu yoksul bölgelere gelip iş kurmaları tavsiye ediyor. Ve tavsiye edilirken tabii ki sadece bir söz değil, gerçekten bununla ilgili sübvansiyon politikalar uygulandı. İşte bu Çin'e özgü sosyalizm sisteminin avantajını gösteren tam bir örnek oldu. Ve yoksul ile zengin arasındaki farklılığı ancak böyle kapatılabileceğini düşünüyoruz. İşte bu dünkü toplantıda özellikle bu konudan bahsedildi. Yani aklıma bir dizi geldi de sizinle paylaşmak istedim. Dizinin adı ne? Bir Tabii ki internette arayalım, belki buluruz İngilizce altyazılı halini. ben sonra size yazacağım. Yani Tamam. tavsiye ediyorum. Çok güzel bir dizi. Tamam bayağı iyi. Bu arada şunu da soralım. Bu Evet. bahsettiğiniz bölgeler arasındaki eşitsizliği gidermek açısından Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi de Çin'in en yoksul bölgelerinden biriyken oraya yapılan yatırımlarla ve orada yapılan çalışmalarla şu anda yanılmıyorsak Xinjiang Çin'in en hızlı gelişen bölgesiymiş, doğru mu? Evet, doğru. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi şu an Çin'de yani büyüme hızı açısından yani ilk sıralardan bölgelerden biri oldu. Peki bunun Ya dışında biraz önce işte bu dizide anlattığı gibi yani uygulanan bütün bu politikalar işte Şincan bölgesinde de uygulanıyor. Şincan'da yaşayan özellikle bu yoksul nüfuslar yani bölgenin dışına çıkıp ve zengin veya gelişmiş olan bölge diyebiliriz. Oralara gidip orada iş bulmaları tavsiye ediliyor. Aynı zamanda zengin olan veya gelişmiş olan bölgelerdeki insanlar da Şincan'a tavsiye ediliyor. Yani burada iş kurmaları da tavsiye ediyor. Ve bununla ilgili ciddi, çok ciddi tedbirler uygulanıyor. Peki önümüzdeki dönemde zaten geçtiğimiz yıl Xi Jinping'in yaptığı konuşmalarda da zenginliği bütün topluma yayma hedefi ortaya konmuştu. Önümüzdeki yılda o zaman bu çalışmalar devam edecek. Evet, şu an yani Çin'de mutlak yoksul nüfusu şu an tamamen yok oldu. Ama yine yani zenginler ile yoksullar, fakirler arasında büyük farklar var. Çünkü bilmiyorum siz daha önce Çin'e gittiniz mi? Mesela Pekin'e gider, Beijing'e giderseniz, Şanghay'a gidersiniz artık tabii ki yani her yeri çok zengin yani çok gelişmiş olan metropol oldu. Ama yani bazı yerler kırsal bölgelere gittiğinizde hala yoksul nüfuslar bulunuyor ve bu yani zenginler ile fakirler arasındaki farkların kapatılması şu an Çin Komünist Partisi için en önemli bir görev. Peki efendim. Şimdi o halde ekonomi konuşuluyor dedik toplantıda. Ekonomi dışında tabii ki pandeminin de konuşulduğunu biliyoruz. Çin devletinin önümüzdeki 2021-2022'de pandemiyle ilgili öngörüleri ne? Bir bunu sormak istiyoruz. Bir de tabii ki dış siyaset ve güvenlikte yine bu toplantıların konusu. Dilerseniz pandemiyle başlayalım. Daha sonra dış politika ve güvenliği de konuşalım. Tamam, o zaman önce bu yani Çin'in ekonominin büyüme hızından başlayabiliriz. Buyurun. 2021 yılı için yani bu sene için Çin hükümeti %6 üstü bir büyüme hedefi koydu. Yani çünkü bu kalkınmada çeşitli riskler bulunmasına rağmen ekonominin uzun vadede olumlu ilerlemesi yönündeki temel eğilimin değişmediği uygulandı raporda. Yani dünkü bu başbakanın yaptığı konuşmada ve ekonomik toparlama süreci dikkate alınarak koyulan yıllık hedeflerin reform, inovasyon ve yüksek nitelikli kalkınmanın iletilmesinin yanı sıra ekonominin sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesine yararlı olacağı belirtildi.
Ve raporda aynı zamanda 2021 yılında kent ve kasabalarda toplam 11 milyon yeni istihdam yaratılması, enfeksiyon ise enfeksiyonu %3 civarında korunması, gayri safi yurt içi hasılası da birim başı enerji kullanımının %3 düşmesi ve tahıl üretiminin 650 milyon tonu üzerinde tutulması gibi hedefler belirlendi. İşte bu 2021 yılındaki ekonomik hedeflerimiz. Ve onun dışında biraz önce salgından bahsettiniz, değil mi? Evet. 2021'de salgınla ilgili Çin devletinin öngörüsü ne? Çin'de arada bir olduğunu biliyoruz ama küresel ölçekte acaba Çin'in beklentisi ne? Salgının ne zaman biteceğini öngörüyor yetkililer. Bunu sormak istiyoruz. Şimdi bu salgınla mücadele konusunda ben de yani bununla ilgili haberleri yakından takip ediyorum. Çin şu an salgının durumu, Çin'in salgının durumu, salgından mücadele durumu gayet iyi. Şu an biliyorsunuz günde ortaya çıkan vaka sayısı bazen yani 3-4 tane, bazen de yani 10 tane oluyor ve bu vakaların çoğu yurt dışından geliyor. Yani demek ki yerli vakaların sayısı çok azaldı. Ve benim akrabam, yakınlarım hep Beijing'de yaşıyor. Onlara da soruyorum yani şu an mesela başkentinin salgınla mücadele durum nasıl diyor. Soruyorum. Onlar diyor ki şu an mesela Beijing'de bu yani vaka sayısı yok da ama herkes yine çok tedbirli davranıyor ve hükümet bu konuda da çok tedbirli davranıyor. Yani biz en ciddi dönemlerde yani salgının en ciddi yaşadığımız dönemlerde tabii ki biz karantina gibi tedbirler aldık ve şu an bu karantina gibi tedbirler yok da ama yine yani çok ciddi tedbirleri sürdürüyoruz. Mesela yani herkes dışarı çıktığında mümkün kadarıyla yine maske kullanıyor. Onun dışında yani sosyal mesafe korunuyor ve benim iş arkadaşımız merkezdeki, Beijing'deki onlar iş yerinde çalıştıklarında da maske takarak çalışıyorlar. İşte bu hem de hükümetin tedbiri, aynı önlemleri, aynı zamanda yani Çinliler buna artık yani bilinçli bir şekilde davranıyor. İşte hükümet bu konuda yani bu tedbirleri herhalde yani salgına mücadele döneminde bilmiyorum belki bu sene önümüzdeki sene yani hep bu şekilde sürdürecek. Çünkü Çinli uzmanların söylediklerine göre bu salgın yani çok kısa süre içinde yok olmayacak bir şey. Yani bu yüzden tedbirler almalıyız ve devam edeceğiz ve aynı zamanda yurt dışından gelen vakalar olmasına rağmen Çin yine bu konuda daha gevşek politikalar uygulamaya başlayacağız. Çünkü yani Çin ile dünyanın diğer ülkeleri arasındaki ilişkiler yani sürdürülmesi gerekiyor. Özellikle yani Çin'deki insanlar yurt dışına gitmek istiyor. Yurt dışındaki Çinli de olsun, yabancı da olsun da Çin'e gelmek istiyor. Yani bu yüzden Çin'deki salgının durumu iyileşmesiyle yavaş yavaş bu konulardaki politikalar da daha gevşek olacağı söyleyebiliriz ve bu konuda Çin hükümeti daha önce de açıklama yaptı. Sadece gevşek politika uygulamakla değil, uygulamakla kalmayıp aynı zamanda yani bu konuda salgınla mücadele konusunda yine diğer ülkeleriyle işbirliği yapmaya devam edecek. Sadece aşı konusu değil, bununla ilgili yani ilaçlar konusu, sağlık güvenliği konusunda daha sağlıklı bir uluslararası sistem
kurmaya çalışacak. Son olarak Çin aşıları Venezuela'ya da ulaştı. Bu sayede Venezuela'da da aşılama yapılmaya başlandı. Bu da geçen haftanın sıcak haberiydi. Evet. Bayan Yink, isterseniz kısa bir araya gidelim. Rejiden uyarıyorlar. Kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Sonra döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edelim. Değerli izleyiciler, kısa bir araya gidiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Yeni Dünya devam ediyor. Çin Medya Grubu Türkiye muhabiri Ying Zhao ile birlikte iki toplantıyı konuşuyoruz. İki toplantı ne? İki toplantı Çin'de yapılan yılın en büyük siyasi etkinliği. Hem Çin Ulusal Halk Kongresi toplanıyor hem de Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı toplanıyor. Bunun sebeple adı iki toplantı. Biz de Sayın Ying Zhao'dan bu iki toplantı ile ilgili hem biçim bakımından hem içerik bakımından bilgileri alıyorduk. Sayın Cağ, son olarak pandemide kalmıştık. İki toplantıda görüşülen konulardan başında geliyordu. Özellikle siz ülkedeki yoksullukla mücadelenin altını çizdiniz. İki toplantının ana gündem maddelerinden birinin bu olduğunu söylediniz. Ayrıca pandemiyle ilgili de bilgi verdiniz. Dediniz ki Çin'de vakalar az olsa da Çin devlet yetkilileri dünya çapındaki pandeminin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini öngördüklerini ilettiniz. Tabii iki toplantıda ekonomi oldukça önemli yer tutuyor. İsterseniz diğer konu başlıklarıyla devam edelim. Tabii. Şimdi biraz önce biz herhalde yani bu ekonomi konusunu konuştuk. Yani Çin ekonomisi bu 2020 yılında nasıl geçti ve 2021 yılında nasıl bir hedefimiz var diye biraz Evet. anlattık. %6 Bu izleyicilerimize de hatırlatalım. Dediniz ki pandemi devam edecek ama Çin %6 büyüme hedefini ortaya koydu dediniz. Ayrıca 11 milyon insana da istihdam sağlanacağını söylediniz. Buyurun devam edin. Evet. Onun dışında tabii ki bu toplantıda sadece bu konudaki hedefler değil, aynı zamanda Çin'in dış politikası konusunda da bu raporda yer aldı. Mesela Çin 2021 yılında dışa açılmaya daha da genişletecek ve Çin Başbakanı Li Keqiang'ın yaptığı raporda Çin'in dışa açılmayı daha geniş ve daha derin bir şekilde uygulayarak uluslararası ekonomik işbirliğine daha aktif şekilde katılacağını söyledi. Ve diğer ülkelerden iş adamlarının Çin'deki yatırımlarını genişletmeye, diğer ülke ve Çin'in açık piyasasından ve bunun getirdiği fırsatlardan faydalanmaya davet edildiği raporda ve Çin Başbakanı Li Keqiang diyor ki yani Çin gümrük tarifesi politikalarını iyileştirerek bu negatif listeleri daha da kısaltacak. Çinli ve yabancı işletmeler arasındaki adil rekabet ilerletilecek. Yabancı işletmelerin meşru hak ve çıkarları korunacak. Bunun dışında kuşak ve yol, özellikle kuşak ve yoldan da bahsetti. Kuşak ve yolun nitelikli şekilde inşası hızlandırılacak. Ve çok taraflı ticaret sisteminin kararlılıkla korunacağına da işaret edilen bu raporda karşılıklı saygı temelinde Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki eşitlik ve karşılıklı yarara dayalı ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesini hızlandıracak. Ve Çin diğer ülkelerle karşılıklı yarara dayalı ortak kazanç gerçekleştirmeye hazır diyor. Yani kısaca olarak Çin bu dışa açılma politikasını sürdürecek ve sadece sürdürmek değil aynı zamanda dışa daha da açacak. Böyle bir şey yani sinyal verdi.
Bir de mesela Türkiye'de de Çinli firmaların üretime geçtiğini, fabrika açtığını görüyoruz. Siz şimdi rapordan okuduğunuzda dış yatırımcının Çin'e gelmesinden bahsettiniz. Aslında Çinli Evet. yatırımcı da Türkiye'ye yatırım yapmaya başladı. Çeşitli teknoloji firmaları Türkiye'de fabrikalar kuruyor. Evet, ve bildiğim kadarıyla bu Çin firmaları Türkiye'de sadece fabrikalar değil, aynı zamanda Ar-Ge merkezleri de Türkiye'de İstanbul'da kuruyorlar. Bazıları artık kurdular ve Türkiye bu Çin firmalar için yani çok coğrafi açısından da olsun, başka açılardan da olsun çok önemli bir konumu var. Bu yüzden yani onlar bu Ar-Ge merkezleri mesela Orta Doğu bölgeleri de olsun yani Avrupa bölgesi de olsun onlar kendi merkezleri Ar-Ge merkezleri yani İstanbul'u seçtiler veya Türkiye'yi seçtiler. Kuşak ve yol dediniz. Kuşak ve yolda da bizi Türk milletini çok sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Sadece Çin'den buraya trenler gelmiyor. Buradan da Çin'e ihracat trenleri hareket ediyor. Buyurun. Buyurun, buyurun, pardon. Bu konuda da acaba gelişmeler yaşanacak mı? Yani Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik Kesinlikle. işbirliği gelişecek. Evet, kesinlikle. Yani gerçekten bu sene, ya geçen sene de daha doğrusu geçen seneden itibaren artık sürekli yani bize müjdeler geliyor. Yani Türkiye'den Çin'e giden hızlı trenler oldu, tren seferleri oldu. Sadece beyaz eşyalar değil, yani Türkiye'den Çin'e farklı alanların kapsayan ürünler Çin'e ihraç ediliyor ve zaten yani daha önce bir program yaptık bizim Çin Medya Grubu olarak yani Çin'deki insanlar yani Çinliler gerçekten Türk ürünlerini çok seviyor ama daha önce yani Çinliler Türk markaları veya Türk ürünleri hiç tanımıyordu. Yani Türkiye menşeli ürünler neler meşhur yani ne gibi ürünler var olduğunu hiç bilmiyordu ama son gün daha yani son yıllarda Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bu geliştirmesiyle ve iki ülkenin halkları birbirine daha yakından tanımaya başladı. Şimdi Çin'e giderseniz herhangi bir Çinliye sorarsanız yani Türkiye hakkında ne biliyorsunuz? Onlar sadece kebap değil. Mesela kebap, dondurma, kiraz, süt ürünleri yani bir sürü şeyler söyleyebilirler. Demek ki gerçekten mesela ben 10 sene önce Çin'deki arkadaşlarım Türkiye hakkında belki sadece kebap biliyorlardı. Ama şimdi onlara sorarsanız bir sürü şeyler, bazı şeyler, bazı ürünler ben bile bilmiyorum. Yani Türkiye'de yaşamam rağmen ben bile bilmiyorum ama onlar biliyorlar. Yani çünkü bazı arkadaşlar sürekli beni arıyor. Yani Türkiye'den benim için bir şey alabilir misin? Yani gül suyu bilmem. Yani benden daha fazla biliyorlar bu Türk markaları. Demek ki yani Çinliler gerçekten yavaş yavaş Türk markaları ve Türk ürünleri tanımaya başladı ve beğeniyorlar. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl 2020'nin bir hedefi vardı ama ne yazık ki pandemi oldu. O da Çin'den gelen turist sayısını arttırmaktı. Umut ediyoruz bu pandemi bittikten sonra bu hedefler de gerçekleştirilir. Kesinlikle çünkü Çin politikasında zaten yani 2020 yılından itibaren artık özellikle bu tüketim çok tavsiye ediliyor ve bu konuda da teşvik politikalar uygulanıyor. Şu an pandemiden dolayı tabii ki Çinli turistler yurt dışına gidemiyor ve ama bu seneden itibaren yani Çinli bu uzmanların söylediklerine göre yavaş yavaş belki Eylül ayından itibaren yavaş yavaş Çinli turistler de yurt dışına gitmeye başlar ve Çinli turistlerin yurt dışı seyahatleri hükümet tarafından tavsiye ediliyor. Çünkü saat böyle yapılınca gerçekten sadece Çin'in tabii ki yani iç piyasası değil aynı zamanda yani dünya bu tüketim piyasası için de iyi bir haber. Peki efendim, şimdi
İki toplantıda konuşulan konulardan biri de Çin-ABD ekonomik ilişkileri dediniz. Li Keqiang verdiği raporda iki ülkenin de lehine gelişecek şekilde ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söylediniz. Biz sizi zaman zaman konuk alıyoruz ama Biden ABD'nin yeni başkanı olduktan sonra hiç yeni dünyaya konuk almamıştık sizi. Biden döneminde Çin'in beklentileri ne? Çünkü Başkan Trump'ın özellikle bu koronavirüs sürecinde Çin'e karşı bazı propagandaya varan sözleri vardı. Virüsle Çin'i özdeşleştirmişti. Şimdi Trump gitti, onun yerine Biden geldi. Çin devletinin Biden sonrası ABD-Çin ilişkilerine bakışı nedir? Beklentileri nedir? Şimdi yani Çin hükümeti olarak biraz önce bu iki toplantıda sunulan raporda belirtildiği gibi Çin her zaman ABD ile ilişki yani iyileştirmeye hazır oluyor ve Çin hükümeti olarak gerçekten yani Çin ve Amerika Birleşik Devletleri şu an dünyada ekonomi olarak en büyük iki ekonomi ve bu iki ekonomi sadece işbirliği yaparak hem de kendileri için yani hem de Çin hem de Amerika için hem de yani dünya için iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Bu yüzden biz her zaman yani Amerika ile işbirliği yapmaya hazırız ama diyor ki bu Amerika bu Çin karşıtı politikaları uygulamaya devam ederse biz de korkmuyoruz gerçekten. Ve bu konuda biz elinden geleni yapıyoruz. Siz de biliyorsunuz yani bu iki toplantıda gündemde önemli bir konu da var. Yani işte Çin'in askeri bütçe konusunda da artış oldu. İşte yani Çinliler zaten bizim felsefemiz böyle. Yani her zaman arkadaşlık olmak istiyoruz ama yani işte düşman varsa da korkmuyoruz. Öyle diyebiliriz. Evet efendim. Peki ABD dışında Çin dış politikasını meşgul eden diğer gelişmeler nelerdir? Sizden dinlemek isteriz. Evet, onun dışında bu toplantının gündemlerinde önemli bir konu daha var. İşte Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile ilgili yeni yasa taslağı sunuldu. Ve 2021 yılında Hong Kong ve Macau özel idari bölgelerinde anayasa ve temel yasanın birlikte uygulanmasına dair sistem ve mekanizmaların düzeltilecek. Mekanizması düzeltilecek ve özel idari bölgelerde ulusal güvenliği korumaya amaçlayan hukuki sistemler ve uygulama mekanizmaları iyileştirilecek. İşte bu iki toplantı için en önemli konulardan biri. Yani çünkü dış güçler Hong Kong ve Macau ile ilgili konulara müdahale etmesinin kararlılıkla önlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden Hong Kong ve Macau'da ekonomik büyüme sağlanmasına ve halkların yaşam koşullarını iyileştirilmesine destek verilmek için yani biz sistemle ilgili yasaya düzelteceğiz ve uygulayacağız ve bu konu zaten şu an Beijing'de düzenlenen iki toplantıda tartışılıyor ve onay alabilirse toplantıda yasa taslağı uygulamaya başlayacak. Yasa taslağı neler getirecek? Hong Kong'da geçtiğimiz yıl yaşanan olaylar tekrar yaşanmasın diye biraz daha sıkı önlemler mi alınmasını öngörüyor? Evet, onunla ilgili yani işte daha doğrusu şöyle yani Hong Kong'un yönetim sistemi daha net bir şekilde açıklanacak yani bu yeni yasada ve özellikle bir konu uygulanıyor bu yeni yasa taslağı konusunda yani vatanseverler yani kim bu Hong Kong'a yönetmesi gerekiyor yani vatanseverlerin
Kong'u yönetmesi gerekiyor. Yani böyle uygulanan bir konu var. Çünkü yani bu taslak tam isim olarak tam isim olarak Hong Kong Özel İdari Bölgesi seçim sistemini iyileştirme karar taslağı. Anladınız mı? İşte bu seçim sistemi bu kararla beraber çok net bir şekilde belirlenecek. İşte ne gibi insanlar Hong Kong'da seçime katılabilir ve ne gibi insanlar seçilecek diye, yani onunla ilgili çok net maddeler belirlenecek ve bu konuda işte biraz önce söylediğim en önemli bir konu da, yani işte ne gibi insanlar Hong Kong'un yetkilisi olacak? İşte vatansever insanlar, ancak vatansever insanlar Hong Kong'un yetkilisi olacak ve Hong Kong'u yönetebilecek. Şu anda Hong Kong'daki olaylar biraz yatışmış gibi gözüküyor. Sadece gösterici bazı dışarıdan yardım alan göstericilerin yargılanması devam ediyor galiba. Biz Türkiye'den gördüğümüz Evet. haberler bu şekilde. Evet. Şu an Hong Kong'un durumu daha sakin oldu ve tabii ki yine dış güçler müdahale etmeye çalışıyor da. Ama Çin hükümeti Hong Kong'un durumu tamamen artık kontrol altına aldığı için şu an Hong Kong'daki durum yani bu daha önceki kaos dönemine göre daha iyi oldu. Peki efendim, yine yurt dışından müdahale edilmeye çalışılan bir bölge Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi. Hem Avrupa, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin hükümetlerinin konuyla ilgili kararlar aldığını görüyoruz. Medyalarının yayınlar yaptığını görüyoruz. Muhtemelen iki toplantıda da bunlar da gündeme gelecektir. Çünkü siz şimdi Hong Kong'a dış müdahale edilmemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Aslında Sincan'a da aynı şey yapılıyor. Özellikle batılı ülkeler tarafından. Bu konuda Çin'in bakış açısı nedir? Gelişmeler ne yönde? Şimdi şöyle, tabii ki Şincan ile ilgili konular iki toplantıda konuşuluyor ama şu an biliyorsunuz bu iki toplantı daha devam ettiği için şu an çok ayrıntılı bir şekilde bilmiyoruz. Ama bu Şincan konusu zaten yani biz her gün konuşuyoruz. Yani Çin'de terörle mücadele konusunda en önemli bölgelerden biri. Ve terörle mücadele konusu da olsun, Şincan meselesi de olsun. Yani Türkiye'de de mesela tanıdığım, tanımadığım bazı arkadaşlar da bana soruyor. İşte Şincan'da neler oldu? Şincan'da gerçekten batılı ülkelerin veya batı basın kuruluşları söylediği gibi ve onların sözde bu kanıtların aracılığıyla söylediği gibi yani kamplar mı vardı veya hala var mı soruyorlar. Yani böyle soruları ben her zaman yani çok açık bir şekilde ve seve seve cevap vermeye hazırım. Yani seviyorum çünkü yani onlar Şincan'ın gerçek durumunu bilmiyorlar. Bu yüzden soruyorlar. Bunu yani ben anlayabilirim. Çünkü mesela ben Türkiye hiç gelmeden önce PKK meselesi duyar duymaz tabii ki orada neler yaşadı ben merak ediyorum ve benim aldığım ve benim gördüğüm haberlerde de bununla ilgili belki yani yanlış haberler veya gerçek olmayan haberler var. Ben de merak edebilirim. Yani merak ederim. Yani oralarda neler oldu. Ama bazı bu basın kuruluşlarında bazı basın kuruluşlarında doğrudan diyor ki yani işte Şincan'da Uygur etnik grubuna mensup olan insanlara zulümler var, soykırım var. Doğrudan böyle söylenler. Ben yani gerçekten yani bu gibi ifadeleri tamamen yalan olduğunu defalarca söyledim de ama yine şunu sormak istiyorum. Yani böyle gerçekten böyle düşünüyorsan çünkü yani sen daha önce Şincan'a gidip orada bizzat gözlerle gördün mü görmedin? Yani ben daha önce defalarca Şincan'a gittim. Şincan'daki tanıdığım Uygur arkadaşlarım var.
Bu yüzden çok iyi biliyorum oralarda neler oldu. Yani oradaki çoğu insanlar sadece Uygur etnik grubu değil. Orada yani yaklaşık 30 etnik grubun mensup olan insanlar bir arada yaşıyor. Han grubu bilmem, Moğol grubu, yani Kazak, Kırgız çok farklı etnik grupları bir arada yaşıyor. Sadece Uygur etnik grubu değil. Ve oralarda yaşayanlar, orada yaşayanlar onlar yani ya işte onlar çok mutlu bir şekilde, daha doğrusu onlar işte Beijing'de ve Şanghay'da ve farklı yerlerdeki insanlar nasıl yaşıyorlarsa onlar da öyle yaşıyorlar. Onlar kendi mutlu yaşamları için çaba gösteriyorlar. Ama tabii ki bir avuç terörist var. İşte bu teröristler orada sadece terör olayları yaratmakla kalmayıp aynı zamanda onlar yurt dışında iftiralar yaratıyorlar. Ve bu mesela bu iftiralar yani mesela sadece yani 5 kişi 6 kişi yani böyle bu iftiralar yaratırken yani niye bu Batılı basın mensupları onların sözünü sadece onların sözünü dinliyor ve Şincan'da yaşayan milyonlarca halkının sözünü dinlemiyor. Onu yani anlayamadım. Çünkü yani insanlar sadece Batılı ülkelerden alınan haberler okuduktan sonra yani bunu gerçek olduğunu zannediyor. Ama gerçekten Şincan'a gidebilen ve Şincan'a bizzat gözleriyle gören insanlar yani böyle düşünmez. Öyle diyebilirim. Evet. Efendim geçtiğimiz ay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çok önemli bir açıklaması oldu bu konuda. Hatta diyebiliriz ki yani bir İçişleri Bakanı'nın böyle bir açıklama yapması gerçekten Türk-Çin ilişkileri açısından çok önemli. Sayın Soylu dedi ki okyanus ötesinden planlanan dedi. Yani bunu Türkçe biz kullandığımız zaman şu anlama geliyor. Hani ABD'den planlanan anlamında kullanılıyor. Okyanus ötesinden planlanan bir kampanya olduğunu söylüyor. Ayrıca uluslararası sistemin istismar ettiği bir konu olduğunu da söyledi Türk İçişleri Bakanı. Bu herhalde Türkiye-Çin ilişkileri açısından son derece önemlidir. Devletin en resmi, en yetkili resmi makamlarından Uygurlar Pardon, konusunda. ben yok, bir söylediğinizi duymadım. Yani İçişleri Bakanı ne söylediğini ben İçişleri duymadım. Bakanlığı. Pardon. İçişleri Ha, Bakanlığı. evet, İçişleri Bakanı ne dedi? Sayın Soylu dedi ki bu dedi okyanus ötesinden planlanmaktadır. Yani ABD'yi işaret ediyor. Evet. Bir de uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olmalıyız diyor. Yani bunun aslında bir uluslararası kampanya olduğunu İçişleri Bakanımız Soylu da söyledi. Herhalde bu Türk-Çin ilişkileri açısından da çok önemli bir dönüm noktasıdır. Yani evet, şimdi Çin ile Türkiye arasında özellikle güvenlik konusunda da gerçekten çok iyi işbirliği yapıyor. Biliyorsunuz geçen sene bu suçluların iade evet iade değişimi konusu oldu ve bana kalırsa yani iki ülkenin güvenlik işbirliği konusunda bu çok iyi bir şey, yani ileriye atılan çok iyi bir adım oldu ve düşünüyorum yani Türkiye İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı dahil olmak üzere bu farklı bakanlıklar arasındaki işbirliğiyle yani Çin ve Türkiye özellikle güvenlik konusunda daha sıkı bir ilişki kurabiliyor. Peki efendim teşekkürler. Tekrar iki toplantıya dönecek olursak programımızın da sonuna geliyoruz. İki toplantı ile ilgili başka konuşmamız gereken eksik kalan bir nokta var mı? Belirtmek istedikleriniz neler? Yani ekonomi konuştuk. Bir konu daha ilginç bir konu var. Buyurun. Yani Çin'in nasıl diyebilirim? Yani ömür yaşı. Çin şu anki ömür yaşı 77 yaşı. Şu anda sesini Duyabildiniz mi? alamıyorum Yingqiao Hanım'ın reji Şu an ilgilenirse. Duyuyorum, evet. Ha, tamam.
Şu an Çin'in ortalama ömür yaşı diyorum. Yani 77 yaş ve 2021 yıllık hedeflerimizden biri bu yaşı, yani bir yaş daha artıracağız. 78 olacak yani. Peki. Evet. Peki efendim, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. İki toplantıyı ve Çin'in yönetim biçimini çok bilmiyoruz. Dolayısıyla faydalı bir program olduğunu düşünüyoruz. Katılıp bize bunları anlattığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet değerli izleyicilerimiz, Çin Medya Grubu Türkiye muhabiri Sayın Ying Zhao ile birlikteydik. Çin'de şu anda yılın en önemli siyasi etkinliği, iki toplantı yapılıyor. Kendisi bize bununla ilgili bilgiler verdi. Çin'in 2021'de %6 büyüme hedefi koyduğunu söyledi ve 11 milyon kişiye daha yeni istihdam sağlanacağını belirtti Sayın Zhao. Ayrıca yine iki toplantıda Çin-ABD ilişkileri, Çin'in içindeki Hong Kong ve Macao bölgesinde görüşüldüğünü söyledi. Bir bilgi daha paylaştı Sayın Zhao. Dedi ki Çinli yetkililer 2021'de de pandeminin devam edeceğini öngörüyorlar dedi. Çin'de hafif seyretse de dünyada etkisini sürdüreceğini söyledi. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.